yapımı su böreği, cevizli Bursa lokumu, şu su böreğinin püf noktalarını vereceksiniz ama bana. Kesinlikle size tamam. vereceğiz. Vallahi söyleyin. Herkes istiyor böyle güzel güzel su böreği açmak. İnşallah. Şimdi önce cevizli Ay, lokum yapalım. Da güzelliğine. Evet. Şimdi bu cevizli lokum Bursa lokumu yapacağız. Bursa lokumu. Peki Bursa lokumunu yapacağız ama tarifini okuyalım mı? Okuyalım. Ezbere mi söyleyelim? Yok yok ben söylerim. Mahmut'cum verir misin Bursa lokumunun içindekiler? Sonra da nasıl yapıldığını gösteririz. Güzel görüyoruz zaten. Evet. Cevizli Bursa lokumu 5 su bardağı un, 1 tatlı kaşığı tuz, 3 yemek kaşığı şeker, 3 adet yumurta, 1 çay bardağı sıvı yağ ve maya. İçine İstanbul'da de ceviz ve tarçın. İstanbul'da falan yok mu böyle? Siz düğünlerde falan yapmaz mısınız cevizli lokum? Şöyle bir şey. Valla bizde daha keşkek yapılır. Böyle bir şey yapılmaz mı? Ben Kütahyalı tarafım keşkek bilir. Ha. İzmir'de de yaparız. Ama bu, asıl Kütahya'da keşkek yapılır. Bursa'da kına gecelerinde lokum yapılır. Ha. Herkese gelen misafirlere lokum dağıtılır. Bizim İzmir'in lokumu zaten meşhurdur. O da biz vefat edenlerin arkasından da lokum döktürürüz. O tatlı lokum bu başka. Bu cevizli lokum. Bu cevizli lokum. Bunda mı adı lokum? Tabii, evet daha farklı. Lokum bu. Şunlar nedir ya? Bunlar sosis mi? O var ya Bağda turma tatlısı çok hoş bir şey. Bu hurma tatlısı mı? Ben bunlara sosis diye yiyin, bakıyorum. Ama çok lezzetli var ya. Ay yerim ama şimdi yalnız boğazımdan geçmez. Ya kamera çekmez yarısını yiyin. Hayır niye dur yalnız boğazımdan geçmez. Doktorumu da çağırayım beraber yiyelim. Ha, onu da yedireyim. Dur. Ama senin daha hanımla arayı düzelteceğiz dur. Ya. O zaman doçent doktor Oytun Erbaş alkışlarla geliyor efendim. Ay bu tatlılarla karşılayayım Oytun hocamı. Zaten öyle bir reklamını yapıyorsun ki. Oytun hocam. Nedir efendim bu? Şimdi bak kız istemeye gideceğiz ya. Evet. Şimdi ben bunu buradan kapacağım. Geliyorsunuz değil mi siz de? Gelmez tamam. miyim? Sana zaten bensiz kız vermezler artık. Doğru söylüyor. Senin referansın da ben. Hocam hoş geldiniz. Abi nasılsınız? Ellerim yağlı. Eyvallah. Sorun yok. Abi hoş geldiniz. Sahip Bey mi? Abi çok kötü baktınız. Börek açalım beraber. Abi börek mi? Evet. Ne oldu sana? Niye öyle evet bir niye? Niye abi Hasan Usta'ya baktım şöyle. Tamam. Öyle yazıyordu gibi. Hasan Usta. Ha buraya da Hasan Usta yazıyor. Ha, bu da Hasan Usta yazıyor. İkimiz ya, de Hasan Usta. Ha, ikisi önlüğüm yoktu ben verdim. Anımı şey yapamamış. Ben ya, Hasan Usta. Ya. Hocam biz evet. Şimdi, evet. Şimdi kız istemeye giderken. Hocam gel böyle gel. Valla bu sosise benziyor değil mi? Sosise benziyor ama değil. Şekerli. Değil mi? Bir tat bakalım hocam. Ya tadı tadı zaten. Tadı tadı zaten. Hocam bu lezzet bak bir tek Bursa'da var. Aa onun içi ne kadar değişikmiş. Hindistan cevizi. Kavura bastığa yakın bir tat. Benziyor değil mi? Benziyor. Nasıl? İrmik var içinde. Nasıl ama? Lezzetli mi? Yani. Elif Hanım yedi. Üç tane yedi. Ne, ne ara yedi? Ne ara? Miydi? Nasıl? Bir dakika şuraya koyayım ben de tadayım. Tüm seyircilere var da atacağız merak etme. Bir dakika bu sıra böyleymiş. Evet. Ha deliller burada bak bu sıradan böyle gitmiş. Yedi Elif Hanım. Elif Hanım yedi kaç tane yedi? Çubana atıyor yalnız. Şerbetli bir tatlı çok hafif ama. Güzel hafif az. Çok şerbet yok ama. Evet az şekerli. Siz mi yaptınız? Hasan Usta'lar mı yaptınız? Evet. Sizin bir dakika bu kaldı. Zayıf. Bir isim anatomisi bittiyse. Evet. Kız istemeye giderken çiçeğimizi tamam, yaptırıyoruz. Bunu da aldık. Ne tatlısı değil mi hurma? Bağdat hurması. Var bir de Bağdat hurma var mı içinde? Var. Ha hurma da var içinde. Ben her şey var. İnsan cevizi var içinde. Tamam onu ben öğrenir yaparım şimdi biraz sonra. Almayız peki. Çünkü fiyat daha aşağı düşer böyle. Hesabla biz size hediye ederiz hocam ya. Sponsor musun sen de? Tabii ki. Tamam başımız. Neyse aldık tatlıyı. Evet. Bir kız eksik. Hayat her şey sponsor. Ama istemeye beraber gidiyoruz. Bir de kızı kimi istiyorsun anlamadım. Para istiyoruz. Öyle mi? Bekar. Evli tipi var ama bekar. Artık tohuma kaçtık artık. Evet. Ben annesine de şikayet ediyorum. Şimdi bu adam sana bir bakışları var arkandan. Hocam nasıl bekar? Niye hiç bekar görünmüyor abi değil mi? Abi ne yapayım şimdi? Kesin biri almıştır diye düşünüyor insan. Almadı. Almadı. Yapma ya. Almadı. Alan geri getiriyor. Ama geri çok üzüldü senin halin hocam. Üzüldü ya. Çocuklar üzüldü biraz. Harbiden üzüldüm. Evet bugün ne var? Turşu onda mu? Konuşacağız. Hocam nasıl konuyu değiştiriyorsun ama turşu tutmadı. Turşu tutmadı. Bir yemeğin tarifini alalım madem. Bugün enginar yapıyorum. Şahane. Kendim yapıyorum. Ciddi mi? Enginarın en büyük özelliği damar sertliği olanlarda damar sertliği geriletmesi. Damarı açıyor gerçekten de. Böyle bir etkisi var. Süper. Yani tıkalı damarı açan bir etkisi biraz var. Biraz sonra yapacağız ben bunu. Ben bu enginara taktım şimdi. VT'ye de çektim. Biraz sonra bir görüntülerimiz var. Hı. Ben de mutfakta enginar yemeği yapıyorum. Oytun hocanın elinden enginar. Doktorluk mutfaktan çıkmıyor. Ne iş? Ha, ne olacak? Biz yemek yapıyoruz ya. Nasıl oluyor? Biz doktorluk yapıyor muyuz hocam? Ne yemek yapıyorsunuz? O zaman şöyle yapalım. Sen şeye geç. Hastaneye nereye? Geç. Hayır, hayır. Ben buraya geç. Doğru söylüyor tamam ya. Tamam da siz niye mutfağa? Elimi yıkamaya götürmediniz beni. Çok önemli ya. Ne önemli yediğin, hocam? Yediğin içtiğin çok önemli ya. Gideyim ama ben elimi yıkayayım. Sağlığın için.
Hayır, merak ettim vallahi ya. Sen yapıyorsun bunu. Hangi doktoru görsem mutfakta bir şeyler yapıyor, yemek falan. Önemli bile. Bir şey ya. Sen yapıyorsun. Bize bir şeyler söylememiz lazım ki. Kızdın hocam ya? Kızdın galiba. Kızdım tabii. Niye hocam? Doktor her yere girer. Güneş girmeyene doktor girer. İyi olacak hastanın ayağına doktor gelir. Doktor her yerde. Tamam ya, işte. Doktor aşçı mesela şöyle bir laf var mı? Kapışmasına dönmesin. Güneş girmeyene ve aşçı girer diye bir laf var mı? Yok, hep doktor üzerinden öğrenmiş. Sen bekardın, iyiydin. Evet, neyse. Oradan hocam ne diyorsun? Gel buraya gel. Hocam, beraber yapacağız. Hocam daha seni evereceğiz. Ben bilsem bekar olduğunu Bursa'da abi, neler gel. Getirirdim. Bunu beraber yapalım mı? Hocam olay çok büyüyecek. Damatlıklar getirirdim diyor yani. Hocam sen öyle dediğine bakma. Az önce hanımın adını unuttu. Kimin? Yok hocam. Hanımının. Üst üste sorular Allah sorunca Allah. Şey yaptı. Şaşırttı. Bırak o şimdi beni. Bayağı bir şey yaptı. Kabul edilemez yok, bir hata yapılmış. Ya evet. Abi de izliyordur değil mi? Eniştenin adı neydi yani? Şey Aras'ın babası. Bak ona bence... soruyor. Vallahi. Ne yapıyorsun? Ne şey yapıyorsun? Ne böyle abi, yapıyorsun? Sen onu bırak ama işin şakası. Hocam benim de başıma şöyle bir şey. Kim buyurun. Sormuştu bana onu hatırlamıyorum. Vallahi kim sormuştu hatırlamıyorum. Bir anda birisi dedi ki kayınvalidenin adı ne? Hadi bakalım. Ney? Kaldım böyle. Kayınvalidemin adı aklıma gelmedi. Hep anne demeye alışmışım ya. Evet. Ama kayınvalidemin adı çok kolay bir at yani. Hemen ezberlersiniz. Ne? Hatice. Muhlise. Ne? Ya. Biraz zor. Muhlise. Zor yani adı. Zor. Ama hiç hani Muhlise Hanım demiyorum ki, ben anne diyorum. Adı bir anda aklıma gelmeyiverdi. O yüzden ama biliyorum yani, uyuyacağını. Sıkıntı yok. Bizi affetsinler. Aynen. Özlemciğim sıkıntı yok. Sen merak herkes. Etme. Şey Rahim Usta iç nerede? İç. Hocam beraber yapalım mı? Bu ne böreği bu? Bu cevizli lokum hocam. Böreği yaptık. Ha, böreği yaptınız. Böreği. Lokum. Bu arada cevizli beyefendi lokum. De börek yiyor. Yiyor. Hem de kaç metrelik şey, börek yiyor? Sıcak börek gelecek de Rahim Usta. Oğlum, abi yapmayın. Hatlar ya. Karıştı. Var mı yiyor? Bir şey söyleyeceğim. Sorun yok ya daha önce. Şimdi çok hızlı yemek yedim mi birden mide şişer. Hızlı yeme zaten. Ha. Daha önce yedim. Sonra ne olur biliyor musun? Kalp birden krize girebilir. Allah aman kurusun. Gözünü seveyim. Ben de hocam, dedim. Daha yapmayın önce deneme dedim. Yapıldı. Deneme de, bu deneme de elimizde kalmasın sonra. Ya 110 tane hamburger yiyor şu kadarcık bir adam hocam. Nasıl abi oluyor? Elin gavuru yapıyor yarışmayı. Biz de yapmayalım ya hocam. Ama yarışmıyoruz şu an. Yarışmıyoruz. Mesela yani. Ya şunu tavsiye edelim biz insanlara. Özellikle kalp hastalığı olanlar evet. Böyle unlu, şekerli şeyleri az birden yiyelim. Tüketmesinler. Çünkü kalpte ritim bozukluğu yapıyor. Eyvallah. Kalpi yok değil mi? 28 yaşında daha delikanlı adam. Aman. Tabii Allah korusun. Zaman, ben söyledim zaten. Tabii. Ya şunu önerebiliriz. Kalpte ritim bozukluğu olanlar, kalp yetmezliği olanlar, damar sertliği olanlar ağır, unlu, şekerli, börekli gıdalar tüketmiyor. Gözünü evet. Seveyim. En çok aynen. Da bu yapıyor. Kim? Unlu gıdalar yapıyor. Orada kalbin en çok, lezzetli de... İşte kalbin en çok ritmini bozan da onlar. Bunlar. Hocam. Hani beraber yapacaktınız? Hani beraber yapacaktık. Bir de tam buğday unundan yapıyoruz. Sağlıklı. Çok güzel. Ekmeğimiz, böreğimiz hepsi sağlıklı hocam benim. Yani. Bu sabah kahvaltı için mi yapalım? Yarın işler kesat olabilir. Yemeğin falan deyince valla. Hayır ama kimler yemeğin dedi? Hocam, kalp hastası olanlar. Kalp hastası olanlar evet böyle şeyler. Az yesinler. Yani hızlı. Hamur işi az yesinler abi. Gerçi hocam, biz öyle desek bile tutabilmek zor oluyor kendimizi yani, ama. Bu sabah kahvaltı için. Hocam bu sabah kahvaltısı için. Kahvaltı şöyle. Yapmadın mı hocam sen? Niye sabah kahvaltısı için diye soruyorum. Soruyorum işte sabah kahvaltı senin için. Senin düğününde bak bu düğün nerede yapılır? Oo, onu tamam, götürelim. Hadi götürelim. Senin düğününde yapabiliriz. Şöyle bir bilgi ortaya çıktı. Çok nedir? Da büyük bir çalışma grubu. Sabah kahvaltısını güzel yapanlar daha uzun yaşıyor. Sabah kahvaltısını... Kesinlikle. Güzel yapan evet, daha uzun ama yaşıyor. Ama güzel yapan ne demek? Yani ekmeğiyle, balıyla, peynirle insan gibi yapan. Ha. Öğlen yemeğini atla diyorlar. Evet. Akşamba diyorlar bir kase çorba iç yat. Ah. Yani günün diyorlar en iyi esasında i̇şte öğünü. Kral gibi. Evet sabah kahvaltısı. Lütfen şu sabah kahvaltısını çocuklarımıza evet, yaptıralım. Hızlanıyorum. Kendimize güzel Elif? Kahvaltılar farklı yapalım. Çok sevindim bu habere. Evet. Çünkü en çok sevdiğim şey sabah kahvaltısı. Bir ara böyle bir şey çıkmıştı da sabah edelim. Kahvaltısı yapmayın diye. Lütfen buna uymayalım. Sabah yalnız, kahvaltısı yapalım. Bir şey yapalım. Sorabilir buyurun miyim efendim. O zaman? Şimdi ben sabah kahvaltısı yaptığımda gün içinde daha çok acıkıyorum. Kahvaltı yapmazsam günün koşturmacası içinde ne bileyim. Sonra yine yapıyorum. Öğle yemeğini kahvaltı gibi yapabiliyorum. Öğlen yemeği. Ama daha çok acıkıyorum. İşte sabah kahvaltısında şöyle bir şey var. Hani iyi bir öğün olarak alalım. Çok seviyorum aslında. Tamam. Ama şöyle daha çok yapalım. Acıkıyorum sabah kahvaltısı yiyince. İşte o senin insülin direncinden. Ha. Biraz başlamış artık. Neden? Çünkü aşırı miktarda sabah kahvaltısında insülin yapılıyor. İnsülin senin kan şekerini bir daha düşürüyor, bir daha acıkıyorsun. Şimdi sizden bugün bir şey rica edeceğim. Buyurun efendim. Hocam. Bak, bu çok önemli bir bilgi. Buyurun. Lütfen bize biraz sonra evet. İştah kesen yiyecekler ya da işte duygu durumları ya da koklayabileceğimiz şeyler söyleyin. Şimdi önce görüntülerimiz var. Sonra iştah kesen neler var? Bunları mesela ben bir tanesini söyledim de sabah diyecektim ya. Ben sana iştah kesen çok önemli bir şey söyleyeceğim biraz sonra. Kolay bulunabilir mi? Her yerde bulunabilir. Pahalı değil. Mucize. Bak biri enginar mucizesi. Ondan bahsedeceğiz zaten. Ondan.
Sonra diğerini da, de birazdan. Hadi bakalım biraz sonra. Peki, ay bu çok önemli bir şey. Ha bir de şişliğiniz varsa, hem regl öncesi dönem öncesi şişiyoruz ya biz. Bir de normal sabahları şişiyoruz. Onun için de şahane tarifler var. Şimdi Aslı kilo vermeye başladı. Tüp midesini yaptırdık. Bakalım neler yaşamış. Hadi gidelim bir Balat'a. Kız senin sayende Balat'a özel oldum vallahi daha çok. Hadi gidelim Balat'a. Çukur